Merhaba, şimdi daha önce içinde Windows 10 yüklü bilgisayara SSD ile yükseltme yapıp temiz bir Windows kurulumu yapacağız. Şu anda içinde, o notebook'un içinde normal bir hard diskimiz var. Dönme hızı tahminimce 5400 veya 5900 RPM, yani yazma hızı düşük. Windows 10'da da bu yüzden aşırı bir donma yaşıyoruz. Daha doğrusu bilgisayar yeni işletim sistemi çıktıkça yavaşlamaya başladı. Tüm bilgisayarı değiştirmektense şu tarz bir SSD alıp ucuz bir yoldan bilgisayarı birazcık hızlandırabiliriz. Bir nebze olsun bilgisayarı hızlandırmış olacağız. Kullandığım SSD bu. Fiyat performans açısından bunu seçtim. Okuma hızı 520 megabayt saniye, yazma hızı ise 450 megabayt saniye. Şu an bu notebook'un üzerindeki hard diskte ise bu hızlar çok daha yavaş bu SSD'lere göre. Ne yapıyoruz? Öncelikle tabi şöyle arkasını çevireyim. Modelden modele değişiyor bu arada. Modelden modele hard diskin yeri değişiyor notebook'larda. Hatta alırken bile buna dikkat edebilirsiniz. Kolay bir yerde mi? Yoksa işte tüm kasayı mı söküp çıkarabiliriz gibi. Şu an bu LG'nin bir bilgisayarı. Hatta model olarak da LG LGR58 isimli bir model bilgisayarı. Çok yeni değil. Ama SSD ile beraber hızlandırıp kullanmaya devam edebiliriz. İş için kullandığımız bir bilgisayar. Bizim işimizi görür. Ne yapıyoruz? Bu arada ya bu modelde şöyle hard disk için direkt ayrı bir kısım var. Sadece burayı söküp hard diske ulaşabiliyorum. Evet. Şöyle bir koruması var üstünde. Bu hard diski kolay çekip çıkarmamız için olan bir büyük ihtimalle çektim ve geri çekiyorum. Şöyle bir kabloyla bağlı. Bunu da buradan çıkardığım zaman diski çıkarmış oldum. Şöyle göstereyim hatta yakından. 5400 dönüş hızlı bir hard diskmiş bu. 500 GB'tı. Onun yerine zaten ben de yine ona yakın olan, yeniden göstereyim, 480 GB'lık bu SSD'yi aldım. Evet. Boyut olarak farkındaysanız aynılar. Aynı şekilde şimdi bu hard diskin dışında bir koruma kısmı var ve oraya oturmasını sağlayan bir kısım var. Bunu sökeceğim. Bu da yine çoğu notebook'ta aynıdır. Buna dikkat edin. Şimdi onu söküp bu SSD'yi buraya takalım. Burayı da birleştirelim. Birleştirdim ve eski yerine tamamdır. SSD'mizi bilgisayara taktık ve kapağını kapatıp vidalar zaten üstündeydi. Vidalarını da kapattık. Artık SSD takılı ama şu anda yalnız olayla şu an herhangi bir işletim sistemi veya hiçbir şey yok içinde. Tüm hard diski sıfırlamış olduk. Tüm her şey bu hard diskteydi. Şimdi daha önce bir videosunu yaptığım temiz kurulum için oluşturduğumuz bir Windows belleğimiz vardı. Onunla beraber temiz bir Windows 10 kurulumu gerçekleştireceğim bu notebook'a ve tertemiz SSD'li, hızlı çalışan, hızlı açılan, eski haline göre çok daha hızlı bir bilgisayarla karşınızda olacağız. Şimdi kuruluma geçelim. Evet. Merhaba. Ne yapıyoruz? Öncelikle ne demiştik? Bir tane Windows belleği oluşturduk. Nasıl oluşturduğumu daha önceden paylaştım. Bunu bilgisayara USB girişinden takıyorum. Bilgisayarımı açıyorum.
Burada şimdi dikkat edeceğimiz şey bilgisayarı bu bellekle boot etmemiz gerekiyor. Daha önce de bahsetmiştim. Bak girişte zaten burada hangi kısayolun boot olduğunu bana söylüyor. Burada mesela F10'muş. Bu tabii değişiyor. Modelden modele değişir. Eski hard diskte olsa direkt Windows açılacaktı. Şimdi yeni bir hard disk taktığım için hiçbir işletim sistemi yüklü değil. Diyelim ki Windows olmayan bilgisayarlar satın alıyoruz. İlla ki fark görmüşsünüzdür. Daha ucuz olur. İşte işletim sistemi yüklü değildir içinde. Bu bilgisayarları aldığınız zaman da yine bu şekilde kurulum yapmanız gerekiyor. Aynı şey. Bellek ya da CD ile eskiden yüklüyorduk işletim sistemini. Şu an ama tabii bellekler varken bence gerek yok. Hem daha hızlı, hatta hızlı bir belleğe yüklerseniz Windows'unuzu, onu yine bahsetmiştim. O şekilde yaparsanız daha da hızlı bu aşamaları geçebilirsiniz. Şu an BIOS'a girmeden şuralarda boot'un kısa yolunu yazmıştı. Öyle olduğu zaman işler daha hızlı oluyor. Hemen boot kısa yolu F10'a bastım. Ve şu an hangi kaynaktan bilgisayarı başlatmak istiyorsun diyor. Adata farkındaysanız benim yeni taktığım hard disk. Onunla başlatırsam şu anda içinde hiçbir şey yok. Başlamaz. Çünkü boş bir hard disk. Burada olay ne? Bilgisayarı neyle başlatacaksın diyor. Farkındaysanız bellek burada yok. DVD sürücü, hard diski adata, bir de A'dan başlat gibi bir seçenek var. Onunla zaten yapamıyoruz. Şu an DVD'de bir Windows DVD'm, bir işletim sistemi DVD'm takılı değil. Hard diskimde de hiçbir işletim sistemi yüklü değil. Sıfır bir hard disk, tertemiz. Belleğin burada görünmesi lazım. Bellek niye görünmüyor? Büyük ihtimalle BIOS'taki ayarlardan onu yapmam gerekiyor. O yüzden buradan çıkacağım. Mecbur çıkmam gerekiyor. Ctrl Alt Delete yaptım. Bir yeniden başlatalım. Şimdi dediğim gibi yine şurada BIOS ayarları kısa yolu gelecek. F2 diyor. F2'ye bastım. Bu modelden modele değişiyor. Burada bellekten boot'u açmam gerekecek. Görünmüyorsa eğer bellek boot ayarlarında az önce mesela görünmedi. Ne yapıyorum? Ayarlara geliyorum, boot kısmına. Boot device diyor. Şuradaki USB device'ı yukarıya taşımam gerekiyor. Artı eksi tuşlarıyla taşınıyor dedi. Evet, USB device kısmına en üstte taşıdım. Sonra CD, sonra hard disk, sonra SATA, o şekilde boot sırası koymuş oldum. Quick boot, boot menü, bunları da enable yapmamızda yarar var. Yine USB BIOS bu enable olsun. Ve tüm bunlardan sonra kaydet ve kapat. Exit and saving change diyoruz. Evet, F10'a girdim. Ayarları yaptıktan sonra farkındaysanız belleğimiz burada görünüyor. Kingston Data Traveler vesaire vesaire. Bu kaynaktan boot etmem gerekecek. Enter'a basıyorum. Evet. Windows logosu göründü. Demek ki bir sorun yok. En azından ön yükleme başlıyor. Bu kısımları daha önceki Windows yüklemesinde de göstermiştim. Yüklenecek dil, saat para birimi, klavye ve giriş yöntemi. Bunları istediğimize göre değiştirebiliriz. Şu an hepsi Türkçe. İleri diyorum. Bilgisayarı onarmak mı istiyorsunuz? Şimdi yüklemek mi istiyorsunuz diyor. Şimdi yükle diyorum. Ürün anahtarı kısmı var. Eğer dijital bir lisansa sahipseniz Windows 10'da Microsoft hesabınızı açıp bu dijital lisanstan daha sonradan etkinleştirebiliyorsunuz Windows'u. Ya da ürün anahtarınız varsa ürün anahtarını girip devam ediyorsunuz. Şu anlık ben daha sonradan satın alacakmış gibi devam ettireceğim burayı. Ürün anahtarım yok diyorum. Evet. Benim dijital lisansım Windows 10 Pro'ya aitti. Buradan istediğim versiyonu seçebilirim. Ben Windows 10 Pro'yu seçiyorum. Ve ileri diyorum. Lisans koşulları kabul ediyorum deyip ileri diyorum.
Burada bir yükselt seçeneği var. Bir de özel, yalnızca Windows yükle seçeneği var. Temiz kurulum için ikincisini seçiyoruz. Ve farkındaysanız sürücü sıfır ayrılmamış alan diyor. Tertemiz bir hard disk var karşımda. Normalde temiz format atarken de anlatmıştım. Burada farklı farklı alanlar görünüyordu. Hepsini tek tek sil deyip aslında ben bu tek bir alana düşürüyordum tüm hard diski. Bu hard disk sıfır olduğu için tabii ki de boş, sıfır ayrılmamış bir alanım var. İstersen bunu ikiye bölebilirim ki öyle yapacağım zaten. Önce yeni diyorum. Burada bana megabayt cinsinden seçebileceğim en yüksek megabaytı söylüyor. Ben Windows'a 200 GB'lık bir, daha doğrusu 200 bin megabaytlık bir önce bir alan oluşturayım istiyorum. Uygula dediğim zaman bana böyle bir uyarı veriyor. Windows tüm Windows özelliklerini doğru çalışmasını sağlamak için sistem dosyaları için ek bölümler oluşturabilir. Burada buna tamam demem gerekiyor. Farkındaysanız hard diske sistem 50 MB bir kısım. Bölüm 2 195.3, yani 200 bin MB'lık bir kısım. Bir de kalan, ayrılmamış alan 251 GB'lık küsuratı da var. 251 GB'lık bir ayrılmamış alan buldum. Ona da yeni diyeyim. O alanı da ben en yüksek ne kadarsa o kadarlık bir alan olarak bölüm oluşturayım. Şimdi bir sisteme alanım ayrıldı. Bir oluşturduğum bölüm 200 GB'lık var. Bir de bölüm 3 var. Bunu niye yaptım ben? Şuna Windows'u yükleyeceğim. Kalan kısmı da depo olarak kullanacağım ilerleyen zamanlarda. Yani bilgisayarıma girdiğim zaman C ve D olarak iki hard disk gibi görünecek. Aslında tek hard disk ama ikiye bölmüş oldum. Bunu da niye kullanıyoruz? Yarın öbür gün Windows'da bir sorun oldu. Açılmadığı zaman bu 3. bölüm 3 yazan, yani ikinci kısmında dosyalarımı daha rahat kurtarabilmek için. Ha, hard disk bozulursa zaten buna bir çözümümüz yok. Ama diyelim Windows'u yeniden yüklemem gereken durumlarda bu bölüme dokunmayacağım. Burası zaten sabit kalacağı için dosyalarımı rahat kurtarabilirim. Diğerinde de kurtarırım belki ama birazcık daha zor. En azından bulması kolay olur. Sistemi ayırdım. Buradaki 200 GB'lık seçtiğim alanı seçip ileri diyorum ve Windows kurulmaya başlıyor. Evet, hızlıca bitti kurulum. Burayı beklemeye gerek yok. Şimdi yeniden başlat diyoruz. BIOS ayarları da girelim. Boot'a geliyorum. Boot sırasında farkındaysanız USB device birinci sırada. Ben buna birinci yine hard disk'i getireyim. Şimdi hard disk'ten başlasın. Bu arada bilgisayarın açılışı bayağı hızlanmış. Onu hissediyorsunuz SSD ile. Eskiden işte açılış ekranıydı vesaire vesaire, bayağı uzun süre beklerken SSD olduğu zaman bu yani 5-10 saniyelere kadar iniyor. Çünkü niye? Yazma hızı bayağı yüksek bir hard diske geçmiş oluyorsunuz. Evet. Klasik kısımlar geldi. Daha önceki videoda da hatta göstermiştim. Burada Türkiye'yi seçiyoruz. Türkçe Q ya da F ise klavyeniz F. Burayı atla diyorum. Bir klavye düzeni istemiyorum. Sonra bir A'ya bağlanmam gerekiyor. Küçük bir kurulum var. Birazcık bekleyeceğiz burada.
Bilgisayarı nasıl kullanacağız? Kişisel olarak seçiyorum. Burada hesabımı girmem gerekiyor. Şimdi ben hesabımı gireyim hemen hızlıca. Evet, Microsoft hesabımı girdim. Yani Hotmail hesabımı girdim. Her defasında bu Hotmail hesabının şifresini açmamak için bir pin oluşturmam gerekiyor. Kolay bir şey seçiyorum. Burada benden bazı gizlilik ayarları istiyor. İstediğimi kapatıp istediğimi açabilirim ama tabii konum, cihazım bu vesaire açık olursa, bilgisayarınız işte kaybolursa ya da çalınırsa belki buradan bulma ihtimaliniz artar. Açık dursun yani genelde. Kabul et diyorum. Bilgisayar ne için kullanacağız? Bu yeni bir şey. İstersem atlayabilirim. Atla diyorum. Oradan seçebiliyorduk işte oyun vesaire. Telefonu kullanmayacağım. Bunu da şimdilik atla diyorum. OneDrive'a dosyaları yedekleyebiliriz. İstersek ayarlarımız vesaire. Buna da yalnızca bu bilgisayara kaydet diyorum. Apple'lardaki iCloud gibi, Google'daki Google Drive gibi. Zaten genel ayarlar Microsoft hesabıma kaydediliyor. Çok gerek kalmıyor açıkçası. Zaten çok da fazla bir yer vermiyor bize. Ofisimiz var mı? Yok. Hayır, teşekkürler diyoruz. Burada bizi biraz bekletecek ve Windows'u açacak. Merhaba yazısıyla şu anda zaten. Ve evet, kurulum tamamlandı. Temiz bir kurulumla bilgisayarımız açılmış oldu. Biraz tabi simgeler büyük. Şuradan çözünürlüğü yükseltelim. Kurulumdan sonra yapılacaklar diye bir video yapmıştım. Oradan daha sonra yapılacakları görebilirsiniz. Şimdilik şu bilgisayarımı masa üstüne atalım. Gördüğünüz gibi C, D, USB'miz. Onu çıkaracağım şimdi. İkinci hard diskimiz girmeye çalışınca biçimlendir diyecek. Onu ayrı bölümlendirmiştik. Çünkü buna da depo diyelim. Ne olmuş oldu? Hard diski C ve D olarak bölmüş olduk. Belleği çıkartayım, orada fazlalık olmasın. C, E, F, bunların hat harflerini değiştirme ile ilgili video da var kanalda. Ben buna şimdi C, D, E olarak değiştireceğim. C, D sürücülerim, birinde Windows var. 200 bin megabayt diye ayırdığım kısım bu. 194 GB'a denk geliyor. Buna Windows'u yükledim ve işte masaüstü vesaire dosyalarım. Bir de ikinci kısım oluşturdum. Buna da depo, işte diğer depo dosyalarımı falan buna atacağım. Artık SSD ile daha hızlı, eskisine göre hatta çok daha hızlı bir bilgisayar olmuş oldu ve belli bir süre daha bizi götürebilir. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.